9 tane karşılaşma var ama bu 9 karşılaşmayı 6 hafta gibi kısa bir süreçte oynayacağız. Samsun Spor yönetimi ve teknik ekibi Nuri Hasan tesislerinde düzenlemiş olduğu kahvaltı programında basın mensupları da bir araya geldi. Hepinizin isteği, bizim isteğimiz, camiamızın istediği zaten tek hedef var. Ümit ediyorum ki bu hedefi gerçekleştirmek için biz sahada, sizler zaman zaman ekranlarda, zaman zaman kaleminizle gereken desteği verirseniz bu da bize katkı sağlayacaktır. Teknik direktör Fuat Çapa, Samsun Spor AŞ Genel Müdürü Soner Soykan, Samsun Spor Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar ve takım diyetisyeni Büşra Atmaca Özay'ın katıldığı basın toplantısında birçok konu masaya yatırıldı. Takım istikrarını da çok iyi bir şekilde yakaladılar. Bizim yani oynamış olduğumuz bugüne kadar yani ilk geldiğimiz günden itibaren Erzurum ve Bandırma karşılaşmalarını saymıyorum. Çünkü onlar bizim için çok yeni yani bir hafta içerisinde oynamış olduğumuz iki karşılaşmaydı. Takımımız adımı tanımadığına geçirmiş olduğumuz bir süreçti. Ama ondan sonraki süreçte oynamış olduğumuz bütün karşılaşmalarda yani bu takım bizden çok çok iyi, bu takımı tebrik edebileceğimiz bir rakip görmedik açıkçası. Yani her rakiple başa başa oynayabilecek karşılaşmalar oynadık. Zaman zaman istediğimiz sonuçlar aldık, zaman zaman üzüldük. Çünkü futbolda her zaman istediğiniz veyahut da oynamış olduğunuz oyunun karşılığını alamıyorsunuz. Bunu da özellikle ikinci devrede oynamış olduğumuz birkaç karşılaşmada gördük. Tabii ki her rakibe karşı değişik oyun anlayışıyla oynamak zorundasın. Ligin bitimine sayılı haftalar kala takımın durumu hakkında bilgi veren teknik adam Fuat Çapa, kalan 9 maçta hata telafisinin olmadığına dikkat çekerken alınacak sonuçların bir üst lige giden yolda hayati önem taşıdığını vurguladı. Eğer biz ilk 6'da olmak istiyorsak bu rakiplerden yenmemiz lazım veya puanlar almamız lazım. Ve ilk 6'da ligi bitirmek için sadece bu 3 karşılaşma yetmiyor. Yani diğer 6 karşılaşmanın da önemi yani çok değerli. Kalan 9 maçta ne yapabileceğiz ona bakmak lazım. Ayrıca da maç maç gitmek lazım. Yani Bandırma maçını yendiğimiz zaman ilk 6 garantisi yok. Mağlup olduğumuz zaman da girmeyecek diye bir düşüncemiz yok. Biz o ilk 6 içerisinde nasip olursa olacağız. Öte yandan Samsun Spor uzman diyetisyeni Büşra Atmaca Özay, futbol akademisi çalışmaları kapsamında geliştirdikleri çocuk ve genç futbolcularda beslenme konulu dergiyi basına tanıtarak genç futbolcuların sadece teknik yönden değil, doğru ve düzenli beslenmelerinin de hayati önem taşıdığını vurguladı. Bizim şu anki hedefimiz bu kitapçığı tüm Türkiye futbol akademilerine dağıtarak hem çocuklara doğru beslenme ilkelerini göstermek, burada işte şekillerle gösterdik algılayabilecekleri şekilde, hem de aynı zamanda öncü olmak.